Bunları yazmam gerekti millet, kusura bakmayın bana, bu rap tek yol. Hip hop'tan ekmek yemeliyim herkes dinlerken tekno. Git genel ev işte tarabest rap yaparken jilet çek ya da bileklerini kes. Çünkü bu listelere direkt best of. Ve kaldır orta parmaklarını, defolup gitsinler. Şu tipsizlerden bıkmadınız mı, ben tiksindim hepsinden. MSN adresi gibi isimler beynimizi yesinler. Ve lütfen birisi çıkıp şunlara yeteneksizsin der mi? Neden hep pisliklerden yanayız acaba biz, bilmem ki. Memleketi kurtaracak olan mankenler mi, frikikler mi? Ya da popçular ve futbolcuların aldığı yeni cipler mi? Magazin haberlerinde dağıtılan o sahte gülücükler mi? Gençler seyrederken dizilerdekini sanar gerçek. Ve çizgi filmlere dikkat, beyne kalıcı hasar verecek şekilde tasarlanan karakterler psikolojiyi bozar bence. Ne dersem diyeyim, bunlar ebeveynlere masal gelecek. Çünkü ben onlara göre serseriyim. Nereden bilecek hayranlarıma imza dağıtırken naber, dersleri iyi mi diye sorduğumu, hatta bazen onlarda kendimi gördüğümü söylediğimi, yani asla pes etmemeleri gerektiğini. Fark ettiysen hala hiç küfretmedim sayenizde. Düzgün bir şarkım oldu ama yüksek müsaadenizle. Sikeyim tecavüzcüleri ve sikeyim terörizmi. Bu dünyada nefes almakta olan her satanisti. Sikeyim para için bomba yağdıran militarizmi. Ve buna ses çıkartmayanlar, sikeyim insaniyetinizi. Sikeyim kadınları döven erkek müsveddelerini. Ve TV'de göt seyrettirip küfürlerimi sansürleyen sistemi. Bu liste uzar gider, sabaha kadar örnekler veririm. Ha bu arada anasını sikeyim beni döven öğretmenlerimin. Ne yani, matematiği sevmem mi lazım? İbne kaç kez demeliyim İçimden trigonometri çözmek gelmediğini. Dikkat edin, açın gözlerinizi ve kulaklarınızı. Hip hop savunmakta sömürülen tüm haklarınızı. Bizler farkındayız cinayet işlenen sokaklarımızın, her gün nelere tanık olduğunun. Çünkü bu kan kırmızı bayrak için feda ettik gencecik fidanlarımızı. Şimdi ise devlet istemekte yaralı vicdanlarımızı. Onu da kaybedersek kaybederiz tüm insanlığımızı. Yani demek istediğim, dinleyin bunu, bir dakikanızı ayırın. Çünkü kitaplarımıza yazdığınız gibi değil hayat. Ne sandıysanız artık bizi, geri zekalı keriz veya beyinsiz mi? Söyle, neresi gerçek, neresi hayal, neresi taze, neresi bayat? Birisi açken öteki doyar. Bu böyle gelmiş böyle gitmekteyken söyleyin bana, neden bahsetmeliyim şarkılarımla, eğlenmekten mi? Ya da bir sene sonra boşanan ünlülerin evliliklerinden mi? Bir ton karnı aç insan varken öğlen ne yediklerinden mi? İnan ki saçma sapan aşklar yalan, aç baksana baştan sana seyrettirilen aç karna rezalet. Şimdi kaçman gerek, akşam sabah aynı şey. O yüzden dinlediğin bu rap yerine TV'de götünü açmak sanat. Eğer çok ünlü olursam magazincilere sırıtmayacağım. Ve çok param olursa bir gün sokaktakileri unutmayacağım. Ve bu ben ölmeden gerçekleşirse hiç durup isyan etmeyeceğim. Çünkü unutma, her umut bir şans. Etrafım dolu timsah, rap yapmam gerek intihar. Etmeye çok yatkınım sanmakta birçok insan. Ve sabrım taşmak üzere, durun artık lan bir dakika. Bu cahil kalabalığınız boğuyor beni ve yeter insaf. Kimse sikine takmıyorken Mete'yi şimdi herkes diyor lütfen imza. Bekledik 48 saat, hepsinde aynı saçma cümle. Joker üstad, pardon bu laflar hoşuma gitmiyor, o kadar küstah değilim ben çünkü derdim ayda 1300 kağıt. Artı sigortalı bir iş olsa her ay dolardı cüzdan. Bu yüzden kusura bakmasın kimse, gerçek rapçiler varken norm dinleyenlere müstahak bu parça. Ve şimdi ATM'den çek maaşı 1300 kağıda harca. Gece gündüz aç kalacağım, yok üstümde tabancam. Fakat acilen çözmezsem bu pislikler kazanacak. Bir çözüm varsa söyle, çünkü müsveddemdeki saçma sapan kafiyelerle aşka dair yalanlar saçmalayacak değilim sabah akşam. Sen bu işlere bulaşma, bilseler de baştan aşağı fiyasko olduklarını, yine de ipneler revaçta. Derdim değil konserlerden kaldırdıkları para ve halen. Derdim değil kapalı kapılar ardında kaç kapa kaldıkları. Derdim zehir tacirlerini zengin etmeleri de değil. Emin ol derdimin ne olduğundan ben de emin değilim. Ve demin dediğim gibi tüm hepsi bu bokun içindeler. Sanki sıraya geçmiş bir şişme bebeğin peşinde, gel seni de alalım aramıza der gibi. Gece 12'yi geçince ben hepsinin en iyi arkadaşıyım. Kafa güzelleşince tabii.